Alo, merhabalar, Volkan Arslan bize, buyurun. Selam aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. İsminiz neydi acaba? Vo vize değil mi? Volkan Arslan bize. Volkan vize değil mi? Volkan vize. Evet, Volkan Arslan Acenta. Volkan Arslan Acenta veya vize diyebiliriz, evet. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun efendim, sağ olun. İsminiz neydi acaba? Siz bana parke deyin ama. Tamam. Merhaba Parke Bey, ben de Gökhan. Buyurun, sizi dinliyorum. Genel bir bilgi alabilir miyim? Şimdi Parke Bey, hangi konuda bilgi alacaktınız? Genel bir bilgi almak istiyorum. Şimdi şöyle yapalım Berke Parke Bey. Dilerseniz WhatsApp üzerine bu numara bir mesaj atın. Ben genel bir bilgi almak istiyorum diye. Sizlere bir Peki. bilgilendirme videosu göndereceğiz. O videoyu izleyin. Ondan sonra bilgilendirmelere son hızımıza devam edelim. Gökhan Bey'di değil mi? Evet, benim. Peki Gökhan Bey. Ama genel bir bilgi alacağım değil mi ben, genel bir bilgi? Merak etmeyin, sizi bilgi manyağı yapacağız Berke Bey. Bilgi manyağı olacaksınız. Videoyu bir Peki. izleyin. Ondan sonra bilgi manyağı olacaksınız. Bir yazın hemen WhatsApp'tan, bekliyorum. Hemen yazıyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Tabii, sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Berke Bey sabırsız. Genel bir bilgi. Yani kendisine burada bilgilendirme videomuzu iletiyoruz. Eğer kendisi bu videoyu izlerse gayet bütün bilgileri almış olacak. Bakalım izleyecek mi? Yani çok geçmeden arama kararı verdi. Efendim Berke Bey, buyurun. Şey, video 18 dakika ama 2 dakika sonra geri aradınız. Gökhan Bey, yani benim yüz yüze görüşmem lazım. Ben öyle bilgi alırım. Ben video anlamam bu işlerden. Anladım. İzlemek istemiyorsunuz yani. Ben bilgiyi aldım mı yüz yüze alırım. Anlamam ben YouTube. Benim gelip görüşmem lazım size. Yüz yüze. Bakın, İlla geleceğim diyoruz yani. altını çiziyorum size. Yüz yüze görüşmemiz lazım bizim Gökhan Bey. Yüz yüze bilgi almak istiyorsunuz, doğru mu? Ben yüz yüze ve genel bir bilgi almak istiyorum. Yeterli değil yani, YouTube sizi kesmedi. Yok, kesmedi. Benim yüz yüze bilgi almam lazım. Tamam Berke Bey. Eğer müsaitseniz, biz de müsaitiz. Bir konum atayım sizlere, gelin ofisimize. Ben sizi bir Peki. yüz yüze bilgi manyağı yapayım burada. Yüz yüze bilgilendireyim. Bakın, yüz yüze ve genel bir bilgi almak istiyorum. Merak etmeyin. Bütün bilgileri vereceğim sizlere. Bütün, yani Peki, bu iş peki. bittiğinde artık siz de bir vizeci olabileceksiniz yani. O kadar bilgi vereceğim. Peki, teşekkür ediyorum. Hemen atın konu. Hemen atın, hemen geleyim ben. Hemen bir saniye Berke Bey. Neredesiniz siz şu anda? Ben şu an Alsancak'tayım. Aa, çok güzel. Çok güzel Berke Bey. Şöyle size konumu gönderdim Berke Bey. Gönderdim. Hemen. Aa, hemen geliyorum. 2 dakika oradayım, 2 dakika, 2 dakika. Tamam Berke Bey. Hiç problem değil. Bekliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, şimdi bir danışanımız genel bilgi almak için gelecek. Biz de bunu güzel bir video haline getirelim dedik. Bakalım yüz yüze bilgi almalar nasıl gerçekleşiyor? Hepsi bu videonun içerisinde olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Va vize. Evet. Bir yerde olması lazım. Şuralarda. Evet, gitmeye devam ediyoruz. Genel yüz yüze bir bilgi almak istiyorum. Evet, va vize. Va vize. Evet. Gökhan Bey de orada. Gökhan Bey. Evet. Evet. VA vize, va vize. Evet. Evet. Akdeniz İş Merkezi. O vize geldik. Kendisi geldi şu an. Merhabalar Berke Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, Gökhan Merhaba. Bey, hoş bulduk. Hoş Merhabalar, geldiniz. merhabalar. Buyurun. Ne için gelmiştiniz? Genel bir bilgi almak istiyorum ben, yüz yüze. Tabii siz kapatın telefonunuzu artık. Buyurun, siz benim telefonumu beni çekin Bir isterseniz. de ben sizi çekeyim, Tabii buyurun. tekrar alabilirim. Neden gelmişsiniz Berke Bey? Genel bir bilgi almak istiyorum ama bakın, yüz yüze. Bu şekilde mi?
Face to face diyorsunuz. Evet, face to face. Hiçbir problem yok. Berk abi, biz zaten firmamız olarak bilgilendirmeler konusunda çok gurur duyulan bir firmayız. Bunları sizlere aktarmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Bilgiler bilgilendirmelere yakışır sloganımızla birlikte. Sizlere bütün bilgileri vereceğiz. Polonya çalışma vizesi hakkında. Hatta sizlere şunu temin edebilirim ki bu kadar bilgilendirme alacaksınız ki, o kadar bilgilendirme alacaksınız ki işin sonunda sizler de bir vizeci olabilirsiniz diyebilirim. Dilerseniz buyurun. Şöyle telefonu ben alayım. Ben sizi çekeyim. Kapıyı da kapat. Ben kapatırım Berke Bey. Saygısızlık olmasın. Saygısızlık olmasın. Sizi düzelmiş. Buraya oturuyorum. Tabii Berke Bey. Tabii. Evet, güzel oldu. Biz firmamız olarak böyle müşterilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ne zaman bilgi verirsiniz? Şimdi bilgilendirmeye geçiyoruz. Siz de beni bir çekerseniz. Sizi çekeyim. Evet, şimdi bu videomuzda bilgilendirmeyi yapıyoruz. Ofisimizde yüz yüze bilgiler nasıl gerçekleşiyor? Hangi püf noktalara değiniyoruz? Bunları aktarmaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Merhaba Berk abi, hoş geldiniz. Kolonya seviyorsunuz. Abi çok size de şey yapın. Yeter mi? Yeter mi? Sağ olun. Şimdi Gökhan Bey, biz geldik. Doğrudur. Yüz yüze bilgi almak istedik. Ya bilgi almak istiyorsunuz. Ama genel bir bilgi almak istiyorum ben. Genel bir bilgi almak istiyorum. Evet, ben genel bir bilgi alabilir miyim diye açtım. Siz. Ben devamını getireyim size. Siz devamını getirin. Dinliyorum sizi. Belki bir öncelikle sizler atan videoyu izlemeyi tercih etmediniz. Yüz yüze görüşmek istediğiniz doğru mu? Tabii yüz yüze. Tamamdır Berk. Ben size baştan sona sürecimi anlatayım. Bunu mu istiyorsunuz? Tabii aslında? Bütün süreci anlatın. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye anlatın. Biz bu işe nasıl girdik, nasıl yapıldı? Nasıl girdik yani? Polonya nasıl bir ülke? Tabii Polonya nasıl? Para birimi nedir? Yaşam standartı nedir? Polonya'da... Ne zaman Avrupa Birliği üye oldu vesaire? Avro geçiyor değil mi? Avro. Yok, Zloty geçiyor. Ya Zloty mi? Aa. Evet, Zlot olarak geçer. Aa. Ama dedi ne sizce Polonya'nın? Almanca? Lehçe konuşulur Polonya'da. Lehçe. Bayağı bir bilgi eksikliğimiz var, hemen giderelim. Hiç problem. O yüzden yüz yüze gelin. Görüşürüz. Doğru adreslesiniz. Doğru adreslesiniz. Hemen başvuruyorum. Öncelikle sizlere D tipi vize olarak çalışma imkanı sunuyoruz Polonya'da bir yıllık. D tipi? Çalışma vizesi. D tipi uzun dönem vize olarak geçer. Anladım. Çalışma vizesi olarak geçer. 365 günlük vize alırsınız hikayenin sonunda. Ortalama 2,5-3 ay kadar davetinizi bekleriz. Öncelikle sizlerin adına yapılacak olan başvuruda davetiniz elimize ulaştıktan sonra da e-konsulat sistemi üzerinden bir vize başvurusu yaparız. Randevunuzu bekleriz yani. E-konsulatta da her cumadan cumaya kura sistemi vardır. Yani davetimiz geldi 2,5-3 ay sonra, daha sonra da kura sistemine dahil olduk. Eğer şansımız yaver giderse ilk cumada kuramız çıkabilir. Erkenden de sonuca ulaşabiliriz. Fakat kuramız haftadan haftaya bağlı olarak uzayabilir, kısalabilir. Buna bağlı olarak en son vize randevumuz çıkar. Yerimiz, tarihimiz belirlenir. Ekip arkadaşımız sizlerle birlikte olur yine. Bu süreç içinde hiçbir şey, hiçbir evrak temini yapmanıza, hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur asla. Randevuda sizlerle birlikte oluruz. Ulan ya, sizin için önemli. Randevuda sizlerle birlikte oluruz efendim. Gökhan Bey, ben bir de şunu öğreneyim. Süreç nasıl işliyor? Şimdi onu anlatıyorum zaten Berke Bey. Aynı sorudayız aslında. Aynı yerdeyiz. İşte aynı yerdeyiz. Bir daha baştan alayım, devam edeyim. Siz devam edin, bir daha başlamamız gerekirse ben size söyleyeyim. Siz uyarırsınız beni, tabi bizim işimiz gücümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok, sizlere göre hareket edeceğiz, doğru mu? Doğru. Tekrar yapıyorum belki öyle. Biraz zorluyorsunuz, sınırları zorlamaya başladınız, evet. Kardeşim, burası neresi? Bavize. Bavize. Bulgaristan bize. Bize. Ne iş yapıyorsunuz siz? Bize danışmanlık yapıyoruz. Bize danışman. Siz danışman mısınız beyefendi? Ben bir danışmanım bakayım. Ben neyim beyefendi? Bir müşterisiniz. Müşteri her zaman hakkıdır. Burayı kamu spotu gibi koyarız. Bilek güreşi yapabiliriz daha önce. Tabii. Şey, daha önce birisi söylemiş mi? Söyledi. Buradan ona bir selam göndermek isterseniz. Kurye yasada. Şimdi Berke Bey, sizlerin adına bir başvuru yapılır. Polonya devletine, bir şirkete, bir fabrikaya, yani Volkan Bey'in bağladığı fabrikalara başvuru yapılır. Fabrikalarda böyle miyiz? Tabii Volkan Bey kendisi özel olarak gidiyor ve ben sizleri bağlamak istiyorum dediği andan itibaren artık onları böyleler. Bağlıyor ve sözleşmeleri karşılığında getirdiğimiz aynı
böyle bağlı fabrikaları kendisi. Kendisi bu şekilde fabrikaları bağladığı için... Veya bize fabrikalarla böyle. Tabii. Bunu paylaşabilirsin. Veya bize fabrikalarla, Polonya'daki fabrikalarla böyle. Öyle. Sizin adınıza bir başvuru yapıyoruz biz o şirkete. Gelen davetiyeli birlikte artık vize randevu kurallarını yazdırıyoruz size. Bu davetiyenin çıkması ortalama 2,5-3 ay sürüyor. Aa. Neden? Çift aşamalı doğrulamalardan geçiyor çünkü Polonya devletinde. Geldikten sonra artık vize kuralımızı bekliyoruz. Her cumadan cumaya kuralımı çekiyor e-konsol sisteminde. Ona göre artık ekip arkadaşım sizlerle birlikte ona göre vize sonucumuzu bekliyoruz. Onay olursa gidiyorsunuz. Vizenin olup sonuçlarsa geçiyorsunuz diyoruz. Var mı başka sorunuz Berke Bey? Oynamazsanız memnun oluruz. Tabii. Buyurun, 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 buyurun. İş imkanı sağlıyor musunuz Gökhan Bey? Şimdi Berke Bey, zaten bizim YouTube hesabımızda şu an 300'den fazla videomuz var. Bu videoların %80'i, %90'ı işbaşı yaptırmayla alakalı. Instagram adresimiz de bu şekilde, YouTube adresimiz de bu şekilde. Eğer ki bunlara bir göz gezdirseydiniz, bu soruları sorma gereğinde bile bulunmazdınız. Bu bir. İkincisi, yani benden size bir tavsiye. Gökhan Bey, müşteri harcamalıdır. Bakın haklısınız, ben haksızsınız değil mi? Benden size bir tavsiye. Bugün bir bakkaldan marketten bir şey alırken bile onu bir araştırın. Son kullanma tarihine bakın, örnek veriyorum. Aynı şekilde bir yere başvuruya gideceksiniz, bilgi almaya gideceksiniz. Bir ön bilgilendirmelerini alın, öyle gidin. Dediğim gibi YouTube hesabımız, Instagram hesabımız işbaşı garantileriyle doludur. Garantileriyle doludur. İşbaşı yapmanızı sizlere garanti sağlıyoruz. Sıkıntı yok. Biz arıza bir müşteriyiz, evet. Klima iyi olmuş. İşlem açacağınızı düşündüğüm için açtığım bir makineydi kendisi. Yani şimdi ben bir de şunu bekliyorum şimdi. İş imkanı sağlıyorsunuz. Siz yani mantıken söylüyorum, yanlış anlamayın. İş imkanı sağlıyorsunuz, o zaman siz bizi karşılıyorsunuz. Yani zaten belki bizim kanalımızın konsepti bu. İyi yerde yakaladınız. Güzel yerde yakaladınız ama baksaydınız yine dediğim gibi bu soruyu sormak için şimdi siz yanlış hatırlamıyorsam Ankara'dan mı geldiniz bilgi almak? Evet. Ankara'dan özel geldiniz değil mi? Ankara ofisiniz olsaydı Ankara ofisinize giderdik beyefendi. Evet, yani ne yazık ki orayla da görüşmelerimiz var biliyorsunuz. Antalya ofisinde birazcık ardalar yaşadık. Ankara ofisi için de düşüncelerimiz var ama siz özellikle Ankara'dan bu genel bilgiyi almak için. Evet. Ama yani Ankara'da olsaydı kesinlikle Ankara'ya giderdik. İşte ne yazık ki. Buradan da bir duyuru niteliğinde Volkan Bey'e de iletiriz bunu kendisine de. Volkan Bey Ankara'yla şu an böyle. Şu an Ankara'da aralarımız bozuk. Ankara'da babayla aramız bozuk diyoruz Ankara'da. Ankara'da Antalya ile ilgili yakında güzel gelişmeler paylaşabiliriz. Bakalım. Maaşlar ne şimdi Gökhan Bey? Şimdi bakın ben burada Ankara'ya bakacağım. Ankara'dan ne mesleği? Ankara'nın bendeki yarım önemli farkındasınız değil mi? Ben erkek kuaförüyüm. Güzel. Ortalama güzel maaş kazanıyorsunuzdur. Evet. Ortalama güzel. Ben şimdi hayatımı bırakacağım. Tabii. Benim orada para kazanmam. Kuryelik yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Yani kuryelikte yine kanalımızın çoğu videosu bunlarla alakalı. 300'den fazla videonuz var değil mi Gökhan? Doğrudur. Peki. Bakın 300'den fazla videomuz var. Müşteri karşılama, müşterinin işbaşı yapması, müşterinin kazançlarıyla alakalı. Ne kadar çalışırsanız o kadar kazanırsınız. Belki bir ortalama Türkiye'de ne kadar çalışıyorsunuz günde? 6 gün. Saat olarak günde 12 saat çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Tamam. Polonya'da da aynı şekilde düşünürsek bunu. 10-12 saat çalışmayla birlikte günlük ortalama 500-600 TL'ye kadar görebilirsiniz kazançlarınızda. Ortalama bunu ayrı vurduğumuz zaman 10-12 bin zloty diyebiliriz. Şimdi Gökhan Bey hadi gittik oraya. Tamam. Çalıştık ettik falan. Güzel. Bizim onu da kalmamız lazım. Bizim bilmiyor onu da. Zaten kalabilirsiniz. Belki bir oturum kartınız alın. Oturum kartı... Bakın Gökhan Bey burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Oturum kartı. Benim için çok önemli. Belki bir vize yazsaydık ama önce. Gökhan Bey. Ondan özürüz. Oturum kartı benim için çok önemli. Abi bir vize yazsaydık, oturum kartı zaten gelecek. İplik söküyor gibi gelecek geliyor. Peki tamam, eyvallah. Bir vizeyi alalım belki bir. Oturum kartı, Polonya'daki süreç zaten. Ben peki illa Polonya'da mı çalışmak zorundayım? Ben şimdi Almanya'da çalışamıyorum diyeyim yani, yasak mı? Yani bu yasa ben koymadım belki bir birincisi. Beni suçluyorsunuz galiba ama. Kuralı ben koymadım. Adı üstünde, Polonya çalışma vizesiyle Polonya'da çalışabiliyoruz. Almanya çalışma vizesi olsaydı, Almanya'da çalışabilirdik. Gibi düşünebilirsiniz. Oturum kartı aldıktan sonra diğer ülkelere başvuru yapabilirsiniz. Peki hadi. Nasıl başlayacaksınız? Nasıl başlayacağız şimdi işlemlere?
Yani ki pasaportunuzu alacağım öncelikle sizlerden. Ve sözleşmemiz var. Sözleşmeyi okuyup imzalamanızı istiyorum. Sözleşmeyi hızlandıralım buraları Gökhan Bey artık. Yani genel olarak bunu konuştuğumuz şeylerden bahsederim belki bir. İşlemlerden cahil olmanız adına. Ekstra olarak E-Devlet üzerinden belgelerinizi talep edeceğim sizlerden. Adli sil kaydı, askerlik durum belgesi ve SGK hizmet dökümünüzü talep edeceğim. Bunları bağlı olarak artık başvurunuzu yapabilirim. Gökhan Bey. Tabii buyurun bakayım. Buyurun bakayım. Bu maddi sil kaydı mı? Senin maskenliğine bir atlar var mı? Biz yaparız. Peki bu şartlarda başvuru yapamayız. Hani nasıl yapamayız beyefendi? Videonun en başında bir yani, siz şimdi diyorsunuz ki işlemlere başlayamayız. Adresi kaydı. Ne üzeri var adresi kaydınız? Orkut tabi bir şeyler. Bir tane mi? Paris'te bir şeyler. Birden de fazla yani. Askerlik ne kadar kaldı? 6. Konsos demeyecek mi? Bu adamın hem adres çiğ kaydı var, hem askerliğe gelmiş. Nasıl onay verecek size? Ben bu şartlarda sizlere başvuru yapmam. Hiçbir yerde başvuru yaptırmayın, paranızı kaptırırsınız. Uçuk uçuna gelmişsiniz Ankara'dan. Keşke o videonun, hadi bir dakikanı bakın. Bir dakika. Ne diyor reis? One minute. Ayırsaydınız, videonun ilk bir dakikasında zaten bunlardan bahsediyoruz. Şartlardan, gerekli şartlardan bahsediyoruz. Hani boşu boşuna o karayol gelmiş oluruz, boşu boşuna genel bilgi almaya gelmiş oluruz aslında. Böyle ulaştırıyorsunuz işte insanlara. Azıcık düşünceli olsanız bu adama bir video atıyor, bir düşünün. Doğru mu Berke Bey? Gökhan Bey. Doğru mu? En azından sizi görmüş olduk. Tabii Berke Bey, her zaman çayımız, çayımız çorbamız, kahvemiz her zaman açık. İkram etmediniz ama bir dahaki sözünüz olur inşallah. Kusura bakmayın, inşallah bir dahaki sözümüz olur. Çünkü dolap boş, kusura bakmayın. Sağ olun Berke Bey. Hakkınız hayırlısı olsun ama dediğim gibi hiçbir yere sakın başvuru yapmayın. Bu kafayla çok fazla gidemezsiniz çünkü. Hocam. Bize de mi olmaz be? Yok belki bir olmaz. Vallahi kurtarmaz. Kurtarmaz belki bir. Ne yazık ki. Hiçbir yere başvuru yapmanızı tavsiye etmiyorum. Fabrikalar da böyleydik. Fabrikalar öyleyiz zaten. Efendim onların problemi yok. Volkan Bey kendisi, siz fabrikasınız, ben Volkan Bey'im. Merhabalar, sizi bağlamaya geldim şeklinde gidiyor. Böyleler yani. Tabii, fabrikalardaki tabii Volkan Bey, gelin bizi bağlayın. Dedikleri anla itibaren. Herkes böyle yapabilir mesela. Buradan kendileri başvuru yapmak isteyen kişilerle. O zaman Gökhan Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere belki bir yolunuz açık olsun inşallah. Hakkınız hayırlısı. Sizde de böyleyiz artık. Sizde de yakında böyle olduğunuz için adli sil kaydını sildirirseniz, eğer askerliğinizi hallederseniz görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayda, güzel. Güzel bir video oldu. Güzel bir video. Hızlıca video. Birazcık hafif mizah şöyle bir video. Sigara içiyor. Tabii. Hafif mizah şöyle bir video. Keyifli bir video. Yani izleyen adam anlar herhalde artık. Şey yapmaz. Yani lan bunlar bir şeyler anlattı burada videoda. Tersleyenler olacak. Sana küçük olanlar olur. Tabii olur, normal bir olan. Sana küçük olanlar olur. Olur yani. Bizim şeyler olur. Bizim kültür olur. Daha uzun da olabilir de izlemeyecekler zaten. Buralara falan gelmeyecekler. Yüz yüze bilgilendirme videosunu bir simülasyon ettik aslında. Sizlerden tek bir ricamız var. Sizlere atılan bilgilendirme videosunu A'dan Z'ye, baştan sonuna kadar izleyin. Ondan sonra çok daha detaylı, çok daha güzel görüşmeler yapacağız. Yüz yüze görüşmek elbette isteyeceksiniz ama en azından o videoyu izleyin. Fiyatlarımızı öğrenin. Ona göre gelin. Yüz yüze görüşelim. Umarım bu video herkes için bilgilendirici içerikli olmuştur. İzleyen herkese teşekkür ederim.